Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce ilk Inferno'ya girip ondan sonra gelen kristallerimizi kırmıştık. Çok da şanslı değildik açıkçası. O günden sonra demiştik ki bundan sonra tek tek kırmayalım, ya bunları biriktirelim ya da satalım. Emek emek gün be gün girdiğimiz Inferno Temple'lar sonucunda kazandığımız bütün kristalleri biriktirdik. Şimdi onların hepsini beraber kıracağız. Bu kristalleri şu an pazarda satmak istesek toplam 5GB ediyor. Umarım bunları kırdığımızda 5GB'nin üzerinde bir item ya da itemlar alırız. Ve umarım sonunda şu makus kaderimizi değiştiririz. Çünkü artık bu gidişle herhalde en fazla artı 8 ladder basabilen, işte kristalleri kırdığında hiçbir drop alamayan yayıncı olarak, YouTuber olarak anılmak istemiyorum artık. Şimdi yavaş yavaş kristalleri kırmaya başlıyorum. Öncelikle böyle karışık kırmak istiyorum. Green'ler araya birkaç tane sarı kırmızı atarız. Arada onyx falan, böyle karışık bir şekilde ortaya karışık kıracağım. Ve umarım dediğim gibi artık bu kötü şansımızı kırarak güzel bir drop alırız. Şimdi başlıyoruz. 10 uğurlu sayım olduğu için Dorian 10'da kırmaya başlayacağım. Umarım bir hata etmiyorumdur. Green'lerle başlıyorum. Evet, Heartseeker. Çok şanslıyız. Eternal Axe geldi. Bazen gelmiyor böyle. Bilmiyorum. Böyle duruyor falan böyle. Bir tane Warsight geldi. Bu en azından birazcık giderimizi kompanse eder diye düşünüyorum. Imperial geldi ama Mage maalesef. Tomb of Destruction Earthen falan ediyor. En azından dediğim gibi kırdığımız kristali karşılıyor bazı şeyler. Unique Upgrade Scroll. Şu an yavaş yavaş korkmaya başlıyorum. Yapma. Haste Scroll. Bir epik daha aldık. Araya bir sarı sıkıştıralım. Bu ne? Hala kötüyüz. Bunlardan bir de vardı zaten, gelmese de olurdu. Şu an hiç güzel gitmiyor ya. Ne yapabilirim? Şimdi karakterimizi şöyle alıyoruz. 3 kere etrafında dönüyoruz. Tekrar Fortune Teller'a ilerliyoruz. Ve şimdi bakın droplar nasıl düzelecek. Haydi Red. Battle Shield verdi. Teşekkürler Red. Bir tane Onyx attım. Warrior Imperial. Şu an üzülmeye başlıyor. Şöyle üstümüzdeki çeri çöpü bir boşalttık. Onların aşağı yukarı takribi ne kadar ettiğini ayrıca video sonunda size bilgi olarak ileteceğim. Ama şu an zararda olduğumuz kesin. Hadi bakalım devam ediyoruz. En çok sarı mı upgrade scroll attı bu arada? Onyx'leri biraz sona bıraktım. Arada bazen bir tane şöyle atıyorum. Bayağı bu arada epic upgrade scroll ve unique upgrade scroll geliyor gibi gözüküyor. O da yani hiç yoktan en azından kristalin yarısını çıkartıyor diyebilirim. Bari öyle kendimizi motive edelim. Oley, Hatred. Bu kadar kristalden Hatred aldı diye sevinen. Bak millet bir şey düşürüyor, bana niye düşmüyor? Çöp devam ediyor. Ne? Neyse en azından bir tane yüneğimiz var ama o da anladığım kadarıyla çok iyi bir staff değil. Evet, üstümüzde son onyx'ler kadar yer açtık. Tekrar geliyoruz arkadaşa. Etrafımızda kaç kere dönsek bilmiyorum. Bu sefer şöyle dönelim. 1, 2, 3, hop tekrar geldik. Abbe. Warsight, Warrior Imperial,
Heartseeker. Bir de heyecanlanıyorum şurada sarı bir şey çıkacak diye. Earthshaker. Hadi artık. Blaze. Yapma. Bu ne? Çıka çıka Gladius. Bir Vixen daha. Bir Warsight daha. Bu ne? Windcaller. Ve Earthshaker. Sanırım makus kaderimizi şu an değiştirmedik. Evet arkadaşlar, yine şanssızız, yine şanssızız. Yani şöyle üstüme çıkan itemların suyunu sıktım diyebilirim. Ona rağmen 135 M'lik bir geri dönüş alabiliyorum sadece. İşte 3 tane Warsight'ımız var. Onlar 24 M, Hatred 10 M, Vixen 2 tane 16 M. Imperial'larımızı şöyle toptan 4 M olarak hesaplıyorum. Bir tane Unique Staff'ımız düştü. Onu 30 M olarak satılıyor şu an. Bir tane Epic Rune'ümüz var 25 M. Shard'ları topladığımda böyle bir 5 M falan yaptı. Tome of Destruction 3.5 ve üstümüze düşen Upgrade Scroll'lar işte hepsinin toplamında böyle 17 M'lik 18 M'lik falan bir şey oluyor. Toplamda 135 M'lik bir geri dönüş alabildik 5 GP karşılığında. Maalesef yine şanslılık. Durmayalım dedik. Ben işte spin'di bilmem neydi, artık her şeyi deneyeceğim yani. Şansım bir yerde dönecektir herhalde diye düşünüyorum. Bütün haklarımı deneyeceğim artık. Üstümdeki parayı kullandım şimdilik. $500K'dan $500K'ya geçtik. En azından bu bir gelişme. 1 milyon. Yani bu hızla herhalde 10'da bir şey yapacağız. Aa, tekrar geriledik. Üstaya tekrar geri düştük. Niye böyle yapıyorsun? Günlük 10 adet hakkımızı tamamladık. Şimdi arka arkaya çevirelim bakalım. Belki buradan bir şey gelir. Yine 500K'dayız maalesef. Buraya da bir 50M gömmüş olduk şu an. Aa, 100 dedi. Ben daha çevirmeden aşağıda çıktı. 100M aldık. 50M kardayız. Demek ki güzel bir şey çıktığında böyle önden görebiliyorsun oradan. Heyecanı kaçtı. Son bir. Ah be, yüzü sıyırdı geçti. 100K verdi. Şimdi gelen parayı nasıl alıyoruz derseniz, burada H'ye basarak Auction House'dan alabilirsiniz ya da yukarıki mektuba tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten kazandıklarınızı görebiliyorsunuz. Buradan da Auction House'a gidiyoruz ve buradaki coinleri take diyerek üstümüze alıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi zaten coinlerin üzerimize geldiği yazıyor. Bugün kârda çıktığımız tek şey spin rewardlar oldu anladığım kadarıyla. Onun dışında bu kristal işinden biz maalesef kârlı çıkamıyoruz. Bir daha da denemeyeceğim herhalde. Yani gün sonunda kristallere 5 GB harcadığımızı düşünürsek, coin spinleri biliyorsunuz 50M harcadık, 5.5 GB harcadık ve kristallerden 135M, coin spinden ise 1 GB geri kazanmış olduk. Yani bunu 2.3 GB'sini geri aldık diyebilirim. Yaklaşık 3.2 GB zarardayız. Yani bu videoyu yine böyle kapatacağım, aşağı yukarı tahmin ediyordum videonun başından. Bir gün şöyle şu kadar kârdayız diye kapatayım ama olmuyor maalesef. Yine zarardayız, yine zarardayız. Umarım bir gün böyle heyecanla çok güzel dropları aldığımız bir videoda çekmek bana nasip olur. Ama bu video o video değil. Yine de kristalleri kırmak ve coinleri böyle spin etmek gerçekten heyecanlıydı diye düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve devam gelsin diyorsanız beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.